Merhabalar, nasılsınız? Biz iyiyiz, siz? Bizler de çok iyiyiz. Tatil nasıl gidiyor? Şükür, güzel. Güneşin altında buradasınız. Siz de hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kolay gelsin size. Tebrik ederim bu arada. Leyla geliyor. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl bir duygu? Güzel, değişik. Bu sefer kız olması çok değişik. Farklı bir heyecan var mı kızın? Var. Korku var, korku. Ben korkuyorum biraz. Halit'te korku var. Yani beni biraz parmağımda oynatıyor. O yüzden biraz korkuyorum. Bergücen Hanım yıllardır zaten kız çocuğu istediğini daha önceki röportajdan beri söylemişti. Onun için ayrı bir heyecan olmuştur muhakkak tabii, ama. Tabii. Yani onun heyecanı, beklentisi falan bizde inanılmazdı. Neyse. Çok şükür. Sağlıkla inşallah. Kontrolleri yaptırdıktan sonra inşallah mutlulukla kucağımıza alacağız demektir. Zorlanmayacak mısınız şimdi Handan sonra hemen arkasından olunca? Yani sizi yormayacak da ufak oldu. Onu düşünmemeye çalışıyoruz. Göreceğiz. Zaman gösterecek yani mutlaka. Tabii ya öyle zor olacak. Bir süreç yaşadık ki bütün yani dünya olarak. Demin de onu konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Artık böyle çok şükür yani her şeye şükreder hale geldik. Böyle minnet duyuyoruz yani. Hani hep biraz öyleydik. Şükür ama ederiz. Hani sağlığımız yerinde, çocuklarımızın sağlığı evet. Yerinde. Allah nasip etti. Hiç beklemediğimiz bir anda sürpriz bir şekilde geldi ve sürpriz bir şekilde öğrendik. Dolayısıyla ondan sonra hani bize laf söylemek düşmez. Hani evet. Diyorum ki bir şekilde Allah onun da gücünü verecek herhalde. Tabii ki. Tabii. 6-0-6-6-6-38'den artacak galiba değil mi? 6-0-6-6-6-38'e. Sabahları çok erken kalkıyorsun. Evet ben de. Ay sorry. Bugün 6-20 geçe kalktı. Yine böyle canınıza minnet 6-20 geçe. Bazen 5'te kalkıyor. 5'te uyanıyor. Ondan sonra anne diyor bir de böyle. Hani. Sen de mi buradasın? Hani partileyelim sabah diye. Direkt güne partiyle kalkıyorum. Evet. Ve göz kapaklarını parmağıyla açıyor filan. Uyusam da. Ali ile arasında yaş farkı bayağı oldu ya şimdi. Çok zor. Yani zor olmadı mı? Hani tam tersi. Kolay mı oldu? Tabii yani o tam abi. Ali tam abi oldu. O da o kadar enteresan ki Handa Ali ne yaparsa onu yapıyor. Sürekli gözü onda. Bazen böyle kıskanıyor, çekişiyorlar falan ama o kadar tatlılar ki ikisi beraber. Kıskanan Han bu arada Ali. Evet tabi. Küçük olan büyüğü Han, kıskanıyor. Zaten Ali senelerdir o da kardeş benim. Dolayısıyla ne geldiyse hoş geldi, hoş gelecek o da. Ali'nin eşyalarını falan alırdı herhalde. Şimdi... İşte normalde düşünürseniz oluyor öyle şey. Evet. Ali müzik yapıyor oluyor. Mesela. Çılgınca müzik yapıyor yani çok seviyor. Geliyor işte böyle klavyesine basıyor filan. Böyle elinde de küçük arabaları var. O arabaların hepsini ben sakladım 10 yıldır. Ali'nin arabaları. Hepsi aslında. Ondan sonra o benim. O elindeki araba da benim aslında diyor Ali. O bana basıyor. İşte sonra müzik yapıyorlar filan. Böyle eğleniyorlar yani. Davulunu çalıyor. Leyla isminin bir anlamı, önemi var mı? Yok yani. Şey demişler aslında. Hani film için filan demişler. Filmdeki ilk oynadığım karakter filan. Hiç alakası yok. Böyle yani kendimi çok seviyor. Ben de seviyorum çok... Leyla'yı. Seviyorum. Yani ben Leyla ismini hep çok sevdim. Hep hayalim yani Handa erkek olduğunu duyunca tabii ki Allah'ım başımla beraber. Ondan sonra Ömür sormuştu işte kız olsaydı Leyla çok isterdim demiştim. Şükür. Allah nasip etti yani çok şükür çok mutluyuz. İnşallah sağlıkla gelsin yani. İnşallah. Biz bekledik ki hani tam bütün kontrolleri bitsin de sağlıklı olduğu haberini alalım ondan sonra paylaşalım istedik. O yüzden daha geç paylaştık. Şimdiki her şey yolunda görünüyor arkadaşlar. Tam ne kadar olmuş? İnanın üçüncü bebek olunca bakmıyorsunuz yani. İlkinde olsa saatine kadar söyleyebilirdik. Ben böyle evet mesela, o kadar bakıyordum. Şey. Sanırım şimdi 21 haftalığım. Evet. Her şey yolunda değil mi? Sağlıklı. Çok şükür. Yani bin şükür yolunda görünüyor şu anda. Hatta bazen kız gebelik daha kolaymış galiba. Ya benimki ya da iki tane erkekten sonra. Hani üçüncü bir kız gebelik mi? Onu tam bilemiyorum. Evet bilemiyorum yani. Hamile olduğumun çünkü hep öbürleri hep ağrılı geçti ve böyle zor geçti. Bunu da böyle unutuyorum yani hamile olduğumu. Hani tabii kucağıma alıyorum, indiriyorum. Daha tabii uzun bir yolumuz var. Tabii inşallah böyle gider bakalım. İnşallah. Zaten bir iş de vardı o da iptal oldu galiba değil mi? Olmayacak yani. Yani şöyle o işi hazırlıklara devam ederken ben çok tesadüfi bir şekilde bir doktor kontrolünde öğrendim Leyla'yı. Biz öğrendik Leyla, yani aynı anda. Evet. Beraberdik ve şok olduk. Ondan sonra dedik ki hani böyle bir durumumuz var ama devam... Yani. Evet çok komikti. devam edelim dedik. Fakat o sırada vakalar çok arttı. Ve hem yapımcımız hem yönetmenimiz çok çekindiler. Ve dediler ki yani biz her türlü konforu sağlayacağız ama hani bunun garantisi yok. 50 bin vakaya ulaşmıştık o dönem 50-60 bin.
ara vermemiz lazım. Ara verdikçe üçüncü gebelik çok hızlı olduğu için sanırım vücut da çok hızlıydı. Karnı çok hızlı büyümeye başladı. Yani fiziksel olarak mümkün değildi. Mümkün olmadı. Karaktere uygun edelim. Olmadı. Ben de dedim ki yani başka bir arkadaşımla siz devam edin. Onlar da şimdilik projeyi rafa kaldırdılar. Ama bilmiyoruz beklemeye yani. Beklemeye aldı herhalde. Beklemeye aldı. Oğlum sen ne olacaksın? Ben ne yapacağım? Bir çocuğa bakacağım. Oğlum çocuğa bakacağım. Tabii mecbur. Çok çalışmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Yani şu anda kesin bir şey yok ama yani olacak tabii ki çalışacağım. Ben de bu pandemi döneminde Babil'den sonra özellikle vakalar setlerde görülmeye başlayınca yeni gelen tekliflere hayırdır. Ki hani şimdi sonuçta evde bebek var belki. Hamile oldu daha sonra o çıktı. Ali var. Hani kolay değil sette. Biz bir de maskesiz çalışmak zorundayız. Arkadaşlarımız herkes çok dikkat ediyor ama bilmediğiniz, bilemediğiniz bir hastalık ya nereden nasıl bulaştığını. Dolayısıyla hani bir şekilde içimize çekildik ve kapandık biz. Çok tabii kapandık ki, ama tabii ciddi çok kapandık. Yani. Hani hiç... Şimdi şartlar ellerde ölçüde muhakkak çalışacaktır. Abi muhteşem yüzyıl vatanım sensin. Ondan sonra işte Babil dijitalde olacaktı sonra falan. Hani böyle olmak istediğin böyle yani gerçi her şey oluyorsun maşallah ama tabii yani işte bir şey var mı hani böyle yani? Bunu söyleyemem çünkü... İstediğin sizin kendi arzularınız böyle yani. O, çok şöyle aslında olay nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi ben bir şey düşünmüyorum ama gelen projeler arasında bakınca ben buna oynamalıyım diye hissettim. Yani muhteşem yüzyılda, binbir gecede, vatanım sensin de, Babil'de öyleydim. Yani onları yapmamın iyi olacağını hissettim. İçimde inanılmaz bir şey oldu. Hani istek oluyor. Dolayısıyla öyle oluyor olay. Hani ben şunu oynasam keşke dersem, öyle bir şey yok. Zaten kimse muhteşem yüzyılda önce bilmiyordu. Vatanım sensin de bilmiyorduk. Biz de bilmiyorduk yani. Dolayısıyla geliyor, değerlendiriyoruz. Belgüzel de öyle. Bakıyoruz, içimize siniyor. Yapmak istiyoruz, yapıyoruz. Uğraşıyoruz canla başla. Bütün ekip uğraşıyor. Bir yere gidiyor. İş oluyor. Tabii seçim değil. Yani illa ki tabii ya ben zaten konuşuyoruz. Ondan sonra illa ki oluyor. Hala bazen konuşuyoruz. Acaba vatanım sensinden sonra böyle bir şeyden beraber oynayabiliriz. Ya evet. Beraber olur mu bu arada? Var mı bir teklif? Niye olmasın ki? Şu an bir teklif yok ama yani iyi, doğru bir projede böyle beraber olmamızın bir faydası olup hani hikayeyi doğru çıkartabileceğiniz bu formülde neden olmasın ki tabii. Vatanım sensin bizi en çok mutlu eden şeydi. Çok korkuyorduk hani karı koca nasıl olacak yani. Çünkü benim en son hatırladığım arzum olan Mehmet Aslantuy'du yani yıllar önce. Sonra çok karı koca hatırlamıyorum uzun dönemli bir dizi. Karı kocanın rol aldığı falan. Biz böyle çok korktuk yani inandırıcı olacak mı nasıl olacak. İnanın. Biz sette bir unutuyorduk yani ve insanların en çok söylediği şey oydu yani karı koca olduğumuzu hiç hatırlamıyoruz bile. O anlamda vatanım sensin benim için çok tabii böyle çıtanın çok yükseldiği bir şey oldu. Onun üzerine de böyle yine iyi bir şey yapmak istiyorum kendi adıma. Evet Babil yaptı o da çok iyiydi. Ama ben bilmiyorum işte hani tam başlıyordum o içime sinmişti ama şimdi duruyoruz. Herhalde biraz daha durmak zorunda kalacağım yani. Daha üçüncüyü de büyütene kadar. Tatil ne kadar devam edecek ya buralar diye düşünüyorlar değil mi? Yani tam zamanını bilemiyoruz. Çünkü hani ne olur ne biter. Bizim yapmamız gereken başka işlerimiz de var. Uğraşmamız gereken şeyler var. Dönüşe henüz karar vermedik. Var kafamızda bir tarih. Yani fix bir takım bir şeyler var ama göreceğiz. Yani Temmuz ortası gibi sona doğru dönebiliriz yani. Benim de gelmeyelim. Genel direktör olacak şimdi. Konum varsa. Ben sana kalkarım. Konum atarız. Güneşlenmediniz galiba. Birkaç gündür buradasınız ama. Ben çok sevmiyorum güneşin altında durmayı. Şu anda da böyle yandığımı düşünüyorum ve böyle içimden ısı yükseliyor. Onun kafası hemen yanıyor. Evet. Yani dolayısıyla ben daha çok gölgeyi sevip suyun içine gireceğim altına. Tamam. Ben çok güneşlenmeyi seviyorum. Zaman da olmalı yani. Dün böyle 8'de duş alıp pijamamızı giyip balkonda tek böyle manzara izliyorduk Halit'le. Yoruluyoruz. Gün içinde çok hızlı geçiyor yani. Han, Ali, organizasyon, yemek, öyle uyku falan. Çok şükür de çok hızlı geçiyor yani. Han demişken dün de havuzda galiba bir kolluk patlattı. Ya ıslanlı kolluğu ve kollukta böyle çok sağlam bir kolluk yani. Çok da iyi bir marka.
Ondan sonra içinde Allah'tan süngeri var, böyle alıp kopardı onu ısırıp. Ondan sonra... 1 yaşında çocuğun dişine ne dayanır ki? Ve çok tatlılar. Onlar da o story'yi görmüşler. Nasıl buldular hemen? Beni buldular. Ya sağ olsunlar işte, ilgilendiler filan. Ama kopardı yani. İnanamadım ben. Ali de hiç böyle bir şey yaşamadığım için. Hani kolluğu ısırdı. Birazcık afacan bu ikincisi. İkinciler genelde öyle oluyormuş zaten. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi vakit kendinize. Gerçekten.